Ömer Lekesiz İki Huzurda Durmak Geçtiğimiz çarşamba günü vefatının 105. yıl dönümünde Şeyh Benderzade Filibeli Ahmet Hilmi'nin Fatih Camii Haziresi'ndeki mezarında huzura durduk. Bu duruşumuz şöyle gerçekleşti. Malumunuzdur yakın zamanda Filibeli ile ilgili iki yazı yazmıştım. Akabinde Kamil Büyüker kardeşimden bir e-posta aldım. Vefatının 100. yıl dönümünde Hazretin Mezar Taşı kitabesinin silinmesiyle ilgili şikayetlerini de ihtiva eden, Dünya dünyabizim.com'daki bir yazısından bahisle bu konuya yeniden vurgu yapmamı talep ediyordu. Geçtiğimiz pazar günü Dursun Yürlek hocamız gazetemizde benim amak hayal hakkında da bir iki cümle sıraladığımı söyleme nezaketi göstererek mezar taşıyla ilgili meseleyi de ihtiva eden güzel bir yazı yazdı. Hocamız ele aldığı konuyu yeni yazısında ikmal edecek inşallah. Bu arada Hazretin mezar taşındaki yazının işin ehli olan iki hattata yeniden yazdırıldığı, yakın zamanda uygun bir tarzda oraya yerleştirileceği bilgisini hemen ileteyim. Aynı gün İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Coşkun Yılmaz telefonla arayıp Hazretin vefat yıl dönümünde buluşup Fatiha'yı birlikte okumamızı teklif etti. Bu gelişmeler vesilesiyle belirttiğim günde küçük bir grupla Filibeli'nin huzurunda bulunduk, okunan aşırı şerifleri birlikte dinledik, edilen dualara birlikte amin dedik, mezkür hazireye gitmişken Fatih'in türbedarı Ahmet Amiş Efendi'ye bir selam vermeden dönmeme edebine de riayet ettik. Durduğumuz birinci huzur budur. İkincisinden söz etmeden önce şu huzurda durmak deyimine bir açıklık getirmeliyim. İnancımız nedeniyle ölü sevici olamayacağımız gibi mezar sevici de olamayız. Nice zaman önce milletimize faydaları dokunmuş isimlerle ailemizden vefat edenlerin mezarlarını ziyaret etme geleneğini sürdürmemiz şu üç nedenledir. 1- Allah'tan başka hiçbir şeyin baki kalmayacağını yeniden idrak etmek. 2- Mezar ziyareti yoluyla Allah'ı zikretmek. 3- Ve Allah'ın Resulüne salatü selam getirmek. Bu manada yaşadıkları hayatla, hayatımıza vesile oluşlarıyla ve bize emanet ettikleri hatıralarla, Allah'ı ve O'nun Resulünü hatırlatmayan hiçbir mezarda huzura duramayız. Öte yandan bizim birinin mezarında huzura duruşumuz, özde bir hediyeleşme duruşudur. Şöyle ki, biz o sayede Allah'ı zikrederken, bizi yaratmasından ve kendisine kul etmesinden dolayı, ona bir tür teşekkür hediyesi iletmiş oluruz. O da zikrimize ve dualarımıza, rahmet dileklerimize icap buyurmakla bize kendi katından bir hediye vermiş olur. Karşılıklı bu iki durumla insan merkezli bir huzurda durmak, hediyeleşme makamında durmak olarak asıl ifadesini hak etmiş bulunur. Gelelim ikinci huzura durma konusuna. Bu 1-3 Kasım 2019 tarihleri arasında TÜGVA'nın Mardin Şubesi'nce gerçekleştirilecek olan Beytül Makdis Kudüs'e mahsus bir dizi etkinlik. Bunun huzurda durmakla ne alakası var diyeceklere hemen yukarıdaki ilgili satırlarımızı hatırlatırım. Rabbimiz tarafından işaretlenmesiyle kutsiyeti sabit olmanın ötesinde Kudüs, zamanı aşan niteliğiyle daima Allah'ı ve peygamberlerini hatırlatan bir şehir vasfına sahiptir. Hazreti Adem'den hatem peygamber olan efendimize erişen bir dost doğru hatla Hazreti Ömer'in, birçok sahabenin, tabiinin, İbrahim Ethem ve El-Gazali başta gelmek üzere yüzlerce veli ve ulemanın, Selahaddinlerin hatıralarını kendinde hıfz eden Kudüs, zamanı aşan bir zamansallıkta, mubahit zihinleri Allah'a ve peygamberlerine bağlı tutar. Dolayısıyla zihnen ve sureten, imgesel planda, Kudüs'le ilişki kurmakla fiilen onda olmak arasında büyük bir fark yoktur. Zira Kudüs, gönül gözlerinin de görebileceği bir açıklıkla zuhur etme kabiliyetine sahiptir. TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu'nun selamlama ve açılış konuşmasıyla başlayacak olan Kudüs etkinliklerinin ilk gününde, Artuklu Üniversitesi Rektörü İbrahim Özcoşar'la bu fakirin Kudüs esaslı sohbetleri, Emiroğlu'nun gençlerle söyleşisi gerçekleştirilecek. İkinci günde 10-15 yaş grubundaki öğrencilerin proje tanıtımıyla Emin Selçuk Taşar ve Ömer Faruk Kaya'nın sohbet ve sunumları olacak. Filistin asıllı akademisyen Halid El Abasi ile Filistinli gazeteci yazar Zaher Albayk'in sohbet ve söyleşileri, grup istikametin bir konseri Kudüs etkinliğinin üçüncü gününü oluşturacak. Etkinlikte yer alacak sergilerin ve standların bilgisini meraka konu olması bakımından saklı tutmam sanırım daha iyi olacaktır. Rabbimiz son bir hafta içinde ikinci kez Kudüs yoluyla huzurda durmayı ve izleyen yazımda irtibatlarımı genişçe paylaşmayı nasip eder inşallah. Ömer Lekesiz Yeni Şafak